Rafiye Kavdır, 74 yaşında, Emek Mahallesi, 3. Sokak. Zeynep Uzun, Sivritepe Nakil. Ayşe Ural, Zara Şerefiye Gölbaşı Köyü Nakil. Gülüzar Sivri, Su Şehri Nakil. Bizler de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başak Eczanesi, Oğuzlar Parkı Karşısı, Kübra Eczanesi, Numune Hastanesi Acil Karşısı, Seda Eczanesi, Mevlana Mahallesi, Mevlana Heykel Karşısı. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Tarihler 29 Nisan'ı gösteriyor bugün. 29 Nisan 2016 günlerden Cuma. Haber merkezi ekiplerimizin gün boyu derlemiş olduğu haberlerin ekranlarımıza getireceğiz. Ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak gündemden öne çıkan başlıklara hep birlikte bir göz atalım. Sivas'ta organize sanayi bölgesinde bir mermer fabrikasında çalışan işçi, fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile 30 yaşındaki Elvan Şahin, solunum rahatsızlığı dolayısıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında 379 milyon TL'lik önemli çalışmaları imza atacak. Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu 2 A sınıf öğrencileri ve öğretmenleri atık malzemelerden yaptıkları dekorlarla okullarını renklendirdi. Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hazreti Ayşe isimli sempozyum programı düzenledi. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV Ana Haber'de. Türkiye bugün 3 şehidini daha son yolculuklarına uğurladı sevgili seyirciler. Şırnak'ta şehit olan 3 askerimizin cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Jandarma Müsteğmen Çelik ve Assubay Serdal Uyanık Şırnak'ta 2 ayrı çatışmada şehit düştü. 2 şehit için gece yarısı tören düzenlendi. Cenazeleri tekbirlerle helikoptere taşıyan silah arkadaşları tabutları öperek veda etti. Jandarma Müsteğmen Rahim Çelik 5 ay önce ikiz bebeğini kucağına almıştı. Eymen ve İrfan kardeşler babalarını son kez bayrağı sarılı tabutta gördü. Hak ve hukukunuzu helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Pendik Sahil Camii'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da katıldı. Erdoğan aileye başsağlığı diledi. Namazın ardından Rahim Çelik'in cenazesi Sultanbeyli Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'nda defnedildi. Şu an tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanıyor. 29 yaşındaydı. Şırnak'ta geçici görevle gittiği öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Jandarma Subay Serdal Uyanık iki çocuk babasıydı. Bayrağı sarılı tabutu memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin cenazesi Yuvasaray köyünde toprağa verildi. İnşallah niyetimizi yapıyoruz. Niyetimiz Allah rızası için, Allah için namaza, Resulullah için salavata her kişi niyetlidir. Bir acı haber de Gata'dan geldi. Şırnaklı teröristlerin roketli saldırısında ağır yaralanan uzman çavuş Turan Çelik yalnızca 3 gün tutunabildi hayata. Şehadet haberi Adıyaman'daki baba evine ulaştı. Çadırı yatırır mı? Çadırı yatırır mı?
25 yaşındaki uzman çavuş 9 aylık kız çocuk babasıydı. Cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından şehitlikle toprağa verildi. Efendim, Sivas'ta organize sanayi bölgesindeki bir mermer fabrikasında çalışan işçi fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Sivas'ta bir fabrika işçisi çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde organize sanayi bölgesi 1. kısımdaki mermer fabrikasında meydana geldi. Mağlulun emekli olan 45 yaşındaki evli ve çocuk babası Şeref Yıldız, çalıştığı fabrikanın çatısını onarmak için çatıya çıktı. Yıldız bir süre sonra dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kafasını yere çarpan Yıldız, çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İşçinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve 7 aylık hamile olan Elvan Şahin misafirliğe gittiği komşusunda aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile 30 yaşındaki Elvan Şahin solunum rahatsızlığı dolayısıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şarkışla'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Elvan Şahin dün komşusuna misafirliğe gitti. Komşusunda bir süre oturan Şahin bir süre sonra rahatsızlanarak nefes alıp vermekte zorlandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin'in burada kalbi durdu. Uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen genç kadın Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İkinci çocuğuna hamile olan Şahin, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Anne ile birlikte karnındaki bebekle yaşamını yitirdi. Hamile kadının öldüğü haberini alan yakınları morgun önünde gözyaşlarına boğuldu. Genç kadının solunum yetmezliği dolayısıyla yaşamını yitirdiği yönünde rapor verildi. Hastane morgunda yapılan otopsinin ardından Elvan Şahin toprağa verilmek üzere Şarkışla ilçesine götürüldü. Elvan Şahin Neşe Emre Şahin'in İstanbul'da işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Efendim, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son 2 yılda 7 kez muhtarlarla bir araya gelen Başkan Aydın bu defa muhtarları sıcak çermikte aileleriyle birlikte ağırladı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın 7. kez muhtarlarla bir araya geldi. Vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarlarla bulduğu her fırsatta bir araya gelen Başkan Sami Aydın 2 yılda 7. kez muhtarlar istişare toplantısı düzenledi. Sıcakçermik'te mahalle muhtarlarını aileleriyle birlikte misafir eden Başkan Aydın, düzenlenen toplantıda şimdiye kadar belediye eliyle yapılan hizmetler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Programın açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, Başkan Aydın'a Sivas'a yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Yapması gereken hizmetlerin, programların, projelerin bizler bilgilendirmesi, aydınlatması ve bizler de bu bilgiler doğrultusunda halkımızla yapılması gereken işleri paylaşmaktır. Gaye maksat budur. Bundan dolayı da böyle eşlerimizle beraber bir organize tertiplenmiş oldu. İnşallah hayırlara vesile olur, verimli olur. Cenab-ı Hak emeğimizi inşallah zayi etmez. Daha sonra konuşan Başkan Aydın'sa, iki dönem başkanlık yaptığı Sivas'ta ortaya koydukları projelerle belediyecilik anlayışını değiştirdiklerini dile getirerek kent meydanı, Aksu, Paşabahçe, atık su arıtma tesisi, her eve tatlı su ve daha sayılamayacak devasa hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Projeleri sunduğumuz zaman yapılamaz, hayali projeler
başarılamaz denilen birçok şeyi başarmayı Rabbimize nasip etti. Öyle ki Sivas'ta belediyecilik çıtasını o kadar yükselttik ki emin olun bugün yaptığımız işler çok önemli, çok büyük de olsa daha fazlası hep bizden bekleniyor. Efendim Çanakkale Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin kazandığı son büyük zafer olan Kütülamare Zaferi'nin 100. yılında Sivas Elçi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 100 adet Hatimi Şerif okudular. Çanakkale Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin kazandığı son büyük zafer olan Kütülamare Zaferi'nin 100. yılında Sivas Elçi Bey İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 100 adet Hatmi Şerif okudu. Okunan bu Hatmi Şerifler ikindi namazı öncesinde Ulu Cami'de düzenlenen mevlid programıyla savaşta yaşamını yitiren şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Düzenlenen mevlid programı öncesinde Sivas Elçi Bey, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Nacak, 4 Eylül TV mikrofonlarına düzenledikleri Mevlid-i Şerif programı hakkında açıklamada bulundu. Kütülamare Zaferi'nin 1952 yılına kadar kutlandığını biz biliyoruz tarihimizde. Ki kazandığımız en büyük ikinci zafer, yani Kurtuluş Harbi'nden, İstiklal Harbi'nden sonra İngilizlere karşı kazanmış olduğumuz en büyük zafer. Bu unutturulmaya çalışılmış yıllarca. Dışarıdan baskılar olsun, siyasi baskılar olsun, memleketimize, milletimize ve insanlarımıza unutturulmaya çalışılmış bir zafer. Müslüman Türk'ün gerçekten İngilizleri dize getirdiği bir zafer. Hem oradaki şehitlerimiz için, hem yakın tarihte ve günümüzde hala şehit olan büyüklerimiz, şehitlerimiz için 100 Hatmi Şerif okuduk, hazırladık. İnşallah bunu sunmaya çalışacağız. Düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından ilahiler okundu. Düzenlenen programın son bölümünde ise Mevlid-i Şerif okunarak hatimler şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Allah! Okul yönetimi mevlid sonrasında katılımcılara gül suyu ve şeker ikramında bulundu. Karayollar 16. Bölge Müdürü Aydoğan Arslan, 2016 yılı içerisinde 379 milyon TL'lik devasa yatırımların yapılacağını söyledi. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında önemli çalışmaları imza atacak. 2016 yılında 20 kilometre bölünmüş yol, 30 kilometre tek yol, 33 kilometre bütünlü sıcak karışım, 300 kilometre sati kaplama, 6 adet tünel, 3 adet menfezle, 1 adet de köprü restorasyonu yapacak olan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, toplam maliyeti ise 370 milyon TL olarak belirlendi. Kuzgun Kran Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Kop Dağ Tüneli. İlk koordinasyon kurulu toplantısında Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü'nün yatırım programı hakkında bilgi veren Aydoğan Karayolları 16. Bölge Müdürü Aslan, 47 projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Bunların 43 adedi ulaşım sektöründe, 4 adedi turizm sektöründe. Toplam proje tutarı 2 milyar 829 milyon TL. Önceki yıllar harcaması 1 milyar 638 milyon TL. 2016 yılı yatırım programındaki sene başı ödenekimizde 42 milyon 504 bin TL. Bu devam eden proje sayımız 38, ihale aşamasındaki 2 ve başlamayan proje sayısı 5, başlamamasıyla bir proje çalışmaları devam ediyor. Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü olarak büyük projeleri imza attıklarını ve hedef yükselttiklerini ifade eden Aslan şöyle konuştu. 2016 yılında her ne kadar sene başı hedefimiz 52 milyon olsa da 20 kilometre bölünmüş yol, 30 kilometre tek yol, 33 kilometre bütün sıcak karışım, 300 kilometre sati kaplama, 6 adet tünelde çalışmayı, yine 3 adet köprüde köprünün de restorasyonunu, tarihi köprünün restorasyonunu yapmayı planlayarak toplamda 2016 yılında 370 milyon TL harcama yapmayı planlıyoruz.
Sivas'ta 2402 kilometre yol ağının proje olarak 892 kilometresinin bölünmüş yol olduğunu belirten Aslan, çalışmalarda gelinen aşamaları da anlattı. Gelen Sivas il sınırları içerisinde 2402 kilometre yol ağımızın 892 kilometresi bölünmüş yol proje olarak. Bunun 733 kilometresini bugüne kadar tamamladık. Yapmamız gereken bölünmüş yolların yaklaşık %82'sini tamamladık. Yine bölünmüş yollarımızın 393 kilometresi de bütün sıcak karışımlar tamamlandı. Bunun bölünmüş yollara oranı da %44 sayım vardı. Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan, Sivas il sınırları içerisinde yürütülen tünel çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Yıldız Sivas ayrı direkli bedeli ağın yolunda çalışmalarımız devam ediyor. 2016'da devam edecek. Saray Gemimbele Suşehir yolu ve Gemimbele Tüneli bağlantı yollarında yine çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar Gemimbele Tüneli'nde yaklaşık 5200 metre kazı ve destekleme çalışmalarını tamamladık. Yine Sivas Karayolu Celalli Bolucan yolu, Divri yolu, yeni Divri yolu. Burada da 3 kesim halinde çalışmalarımız devam ediyor. 2016'da da devam edecek. Kevan Arapkir Divri yolunda yol olarak çalışmalarımız tamamlandı. Sarıçiçek tünellerinde çalışmalarımız var. İki adet tünelimiz var burada. Bu tünellerde bugüne kadar 350 metre civarında kazı ve destekleme çalışmasını tamamladık. Yine Kangal Çetingaya Divri yolunda, Doğanşar Reşadiye Polisler Ayrım yolunda ve Abik Doğanşar yolunda da 2016 yılında çalışmalarımız devam edecek. Evet, ilimizde karayollarında yapılacak çalışmalar bunlar olacak sevgili seyirciler. Tabii 1 Mayıs da yaklaşıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da 1 Mayıs kutlamaları yapılacak. 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirilecek. Bununla ilgili detaylı bilgi alacağız. KESK Sivas Dönem Sözcüsü Serkan Çelik'in konuğumuz. Efendim hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tabii 1 Mayıs yaklaştı, işçilerin beklediği bir gün. Evet, bir bayram havasında geçecek. 1 Mayıs yaklaştı. Biz işçilerde, emekçilerde ve sendikalarda da müthiş bir tempo söz konusu. 1 Mayıs'ın hazırlıkları olanca hızıyla devam ediyor. Aylardan beri de zaten devam eden bir hazırlık aşaması vardı. Tüm halkımızın katılımıyla güzel bir 1 Mayıs kutlayacağımızı düşünüyorum. Öncelikle 1 Mayıs neden bayram ilan edildi? Bunu bir konuşalım isterseniz. Şimdi aslında 1 Mayıs bayram ama birilerinin mücadelesi, emeğine sahip çıkma mücadelesinin sonucunda oluşan bir bayram. Tabii 1856 yıllarına dayanan bir geçmiş var 1 Mayıs'ın. 1856 yılında Avustralya'da mesai saatleri 16 saati bulan hatta 20 saate yaklaşan işçilerin biraz daha uzun yaşayabilmek için sırf mesai saatlerinin kısaltılması için vermiş oldukları mücadelenin, yapmış oldukları grevlerin ve ödedikleri hayatların bir bedelidir 1 Mayıs. Evet. Daha sonra Avustralya'da başlayan bu işçi direnişleri Kanada'ya, Amerika'ya sıçradı. 1856'lardan sonra yaklaşık bir 30 sene 1889'lara kadar varan bir mücadelede işçiler mesai saatlerini 8 saate kadar düşürdüler yapmış oldukları bu mücadelelerle. Evet. Ve 1889 yılından itibaren de 1 Mayıs tüm dünyada olduğu gibi işçi bayramı olarak kutlanıyor. Ülkemizde de 1923 yılından itibaren 1 Mayıs işçilerin, emekçilerin bayramı olarak kutlanıyor. Kutlanacak. Sivas'ta etkinlikler düzenleyeceksiniz. Sivas'ta neler olacak? Evet, Sivas'ta da yani bu sene de yine her sene yapmış olduğumuz etkinlikler kapsamında devam edilecek. Saat 11'de Ethem Bey Parkı toplanma alanımız olarak belirliyoruz. Saat 11'de orada toplanıp kortej eşliğinde Mevlana miting alanına yürüyeceğiz. Tahmin ediyorum 12.30 gibi Mevlana miting alanında olacağız. Tabii biz bununla alakalı işçilere, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere çağrımızı yaptık. Tüm işçilerin katılması gerektiğini, vatandaşlarımızın desteklemesi gerektiğini, kadınların, öğrencilerin, işsizlerin, atanamayanların, herkesin bu mücadeleye katılması gerektiğini söyledik. Bununla alakalı katılacak kuruluşlarla beraber toplantımızı yapıp organizasyonumuzu şekillendirdik. Ve buradan sizin aracılığınızla bir kez daha bu şeyi yapmak isterim, çağrımızı. 1 Mayıs, evet, işçilerin canlarını vererek kazandıkları bir bayramdır. 1 Mayıs, işçilerin örgütlü oldukları, dayanışma içerisinde oldukları, eşitlik, adalet vurgusu ve barış vurgusu yaparak canlarını feda ettikleri bir gündür 1 Mayıs. Bu yüzden de çok anlamlıdır. Yani ezenlere karşı ezilenlerin, sömürülenlerin ve emeği hor görülenlerin yan yana bir araya gelmesiyle de bayram havası almıştır 1 Mayıs. Biz de Sivas'ta tüm işçileri, emekçileri, kadınları, emeklileri, işsizleri,
gençleri, öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları 1 Mayıs'a bekliyoruz. Diyorsunuz efendim. Peki içinde bulunduğumuz dönem gibi biraz tehlikeli olabilir mi? Yani gerekli önlemler muhakkak alınacaktır ama. Maalesef içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirecek olursak artık hayatın her alanında tehlike var. Evet. Yani canlı bombaların patladığı, hani 10 Ekim Ankara katliamıyla daha da artan bir şekilde süreç yaşanıyor biliyorsunuz. Artık hani devletin bu konuda hani gereken güvenlik tedbirlerini almadığını ya da yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Hayatın her alanında artık tehlike var ve biz bu tehlikeler bizi evlere hapsedemez. Bizi evet. yan yana gelmekten yoksun bırakamaz. Bizler direnişin, mücadelenin ve yan yana olmanın asla vazgeçmeyeceğimiz, asla taviz vermeyeceğimiz konular bunlar. Bizler bir arada olmaya devam edeceğiz. Emek vermeye devam edeceğiz, yan yana durmaya devam edeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar tüm Sivas halkını, emekçileri, işsizleri, işçileri, taşeron çalışanları, Sivas Demir Çelik işçilerini, Sivas'ta bulunan herkesi 1 Mayıs'a davet ediyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sivas'taki öğretmenler ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri atık malzemelerden yaptıkları dekorlarla okullarını adeta renklendirdiler. Seyran Tepe Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ve öğretmenleri atık malzemelerden yaptıkları dekorlarla okullarını renklendirdi. Öğretmenler İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Semra Bilim Koçer'in öncülüğünde topladıkları atık pet şişeler ve araba lastiklerini kullanarak saksı ve dekor yaptılar. Yaptıkları dekorları boyayarak okulun farklı noktalarına yerleştiren öğrenciler ve öğretmenler okulu rengarenk süslediler. Okullarına yeni bir çehre kazandıran öğrenciler ve öğretmenleri çalışmaları kapsamında tüm öğrencilerin faydalanması için okul bahçesine bir de kitap okuma köşesi yaptı. Öğretmenler İlkokulu'nun duvarları ise sınıf öğretmeni Semra Bilim Koçer'in kardeşi Atike Göktaş tarafından yapılan Nasrettin Hoca, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat resimleriyle eğlenceli bir görünüme kavuşturuldu. Okulda yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Öğretmenler İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Semra Bilim Koçer, küçük bir amaç için başladıklarını ancak amaçlarının büyüyerek tüm okulu süslediklerini söyledi. 2. sınıf olarak bir proje imza attık. İlk etapta atık maddeleri nasıl değerlendirebiliriz, neler yapabiliriz onu düşündük çocuklarla birlikte. Sonra pet şişeleri ve tekerleri, araba lastiklerini çiçeklendirerek bir şekilde hayata geçirmiş olduk. Daha sonra dışarı çıktığımız zaman bahar aylarında çocuklarla işte bir kitap okuyacağımız bir alan eksikliğini hissediyorduk hep. Sonra bir kitap okuma alanı haline getirdik. Sonra amacımızdan taştık. Biraz daha geliştirdik amacımızı. Duvarlarımızı resimlendirdik. Okulumuzun daha albenisi yüksek, çocuk açısından daha sevimli bir hale getirdik. Bunu yaparken de kendi kültürümüze ait olan kendi değerlerimizden işte Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat, Keloğlan gibi figürleri seçtik. Okul müdürü Hüseyin Kılıç ise çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Bu etkinliği yaparken öğretmenimiz özellikle öğrencilerin içine katarak da bu çalışmayı tamamlamıştır. Bu resimlerin yapılmasında öğretmenimiz kendi ailesinden, özellikle ablasından yardım alarak bu resimleri yaptırmıştır kendisine. Bunun dışında okul ailebildiğimize, öğretmenlerimize ve diğer çalışanlarımıza, hizmetlerimize hepsinin emeği geçmiştir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ben. Efendim Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hazreti Ayşe isimli sempozyum programı düzenledi. Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hazreti Ayşe isimli sempozyum programı düzenledi. Uhud gazvesi sırasında askerlere su taşıma vazifesini ifa ettiğine dair bilgiler var. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Halim Barut'un eşi Miyase Barut, Belediye Başkanı Sami Aydın ve eşi Yurda Gülaydın, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Sevim, İl Protokol Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından programın açılış konuşmasını Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, gerçekleştirilen sempozyuma katılım gösteren bayanların Hazreti Ayşe'yi hayatlarına rol model olarak alabileceklerini belirtti. Birçok üniversitemizin çok değerli akademisyenleri, hocalarımız,
İlahiyat Fakültemizin çok değerli temsilcileri, Hazreti Ayşe annemizle ilgili bizleri aydınlatacaklar, bilgilendirecekler. İnşallah bu program sonrasında biraz önce arkadaşımın da ifade ettiği gibi annelerimiz için, bacılarımız için, kızlarımız için rol model olan Hazreti Ayşe'yi daha yakından tanıma imkanı ve fırsatı bulacağız. Daha sonra Hazreti Ayşe sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyuma başkanlık eden Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Profesör Doktor Bünyamin Erol çok önemli bir kişiyi anlatacaklarını belirterek şunları kaydetti. Tarihin bütün sayfalarını karıştıracak olsak, dini, ahlaki, siyasi ve medeni bütün meziyetleri şahsında toplamış ve bütün bunların icablarını yerine getirmiş, ilmi ve ameli bir rehber olmuş Hazreti Ayşe'den başka bir kadın göremeyiz. Daha sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Profesör Doktor Adem Apaksa Hazreti Ayşe'nin hayatı ve şahsiyetini anlattı. 622 yılında ağabeyi Abdullah, kız kardeşi ablası Esma, Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe'den sonraki hanımı Sevde validemiz, kızı Fatıma ve Ümmü Gülsüm ile birlikte Medine'ye hicret gerçekleştirmiş. Hicretin ikinci yılında ise Allah Resulü ile evleniyor. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kulübü Psikolojide Romantik İlişkiler isimli bir konferans düzenledi. Bu kadar kalabalık. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikolojide Romantik İlişkiler isimli konferans düzenledi. Romantik ilişkilerin fiziksel ve psikolojik etkileri, aynı zamanda romantik ilişkiyi korumak. Merkezi Amfi'de düzenlenen konferansa Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Yüksel, Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Konferansta Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanı da olan uzman psikolog Bülent Aykutoğlu katılımcılara önemli bilgiler verdi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki evli olan bireyler, evli olmayan, hayatında daha önce hiç evlenmemiş ya da dul kalmış, boşanmış ya da partnerinden ayrı yaşayan bireylere göre kendilerini çok daha sağlıklı hissediyorlar. Uzman psikolog Aykutoğlu, evli insanların bekar insanlara göre yaşam kalitesinin yüksek olduğunu ve evli insanların bekar insanlara göre daha uzun ömürlü olduğunu kaydetti. Psikologların ve sağlıkçıların, tıpçıların üzerinde uzlaştığı temel nokta şu: evli insanlar sağlığa yönelik davranışlarda evli olmayan insanlara göre çok daha yüksek performans gösteriyorlar yani. Sağlığa yönelik davranışlar kastında spor yapmak, düzenli beslenmek, düzenli iş uyku saatleri ya da alkol, sigara gibi kötü alışkanlıkların kullanımı. Evli insanlar çok daha sağlıklı yaşıyorlar evli olmayan insanlara göre ve bu da onların ortalama yaşam sürelerini uzatıyor. Konferansın sonunda Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Yüksel, konferansa katılım gösteren uzman psikolog Bülent Aykutoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. Sivas'ta tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Sivas'ta tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yıldız Eli ve Şarkışla ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığını belirledi. Ekipler kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 13 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait altın para, Kur'an-ı Kerim, sikke ve antik olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. El konulan eserler Sivas Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fen Milli Eğitim Bakanlığı'nın Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin kontenjanlarını 2016-2017 eğitim öğretim yılında artıracağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilere güzel sanatlarla beden eğitimi ve spor alanlarında temel bilgi ve beceriler kazandırmaya amaçlayan, bu alanlarda nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık eden güzel sanatlarla spor liselerinin kontenjanları artırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden okulların kapasitelerinin tam olarak kullanılabilmesi amacıyla 6. 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yazılı ve görsel materyallerle duyuru ve tanıtımların yapılması sağlanacak. 2016-2017 eğitim öğretim yılı öğrenci seçim sürecinde güzel sanatlarla spor liselerinin kontenjanları, okulların mevcut derslik durumu ve öğrenci sayıları dikkate alınarak 29 Nisan'a kadar tamamlanarak Mayıs ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 74 Güzel Sanatlar Lisesi'nde 13.206, 57 Spor Lisesi'nde ise 10.879 öğrenci öğrenim görüyor. Sivas'ta 3 yaşındaki bir çocuk evde çakmakla oynarken aniden yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Sivas'ta 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evde yangın çıkardı. Olay Kadı Burhanettin Mahallesi, Halil Rıfat Paşa Caddesi'ndeki Taşdemir Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 5. katında ikamet eden Cemil Bekçioğlu ve ailesi evlerinde oturduğu sırada 3 yaşındaki çocukları Berkay çakmakla oynamaya başladı. Bir süre sonra çakmakla yatak odasına giden 3 yaşındaki Berkay Bekçioğlu, çakmakla oyun oynadığı sırada yangının çıkmasına neden oldu. Yangına hemen müdahale eden aile yangını kontrol altına alamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin içerisinde yanan bir yatakla bazı malzemeler itfaiye ekiplerince dışarıya çıkartıldı. Kimse yoktu değil mi? İçeriden korkutan yolu kestim diye bir şey. Sivas İl Müftülüğü Türk Din Musikisi Korosu ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Türk Tasavvuf Musikisi konseri gerçekleştirildi. Sivas İl Müftülüğü Türk Din Musikisi Korosu ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle Türk Tasavvuf Musikisi konseri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Faruk Kocacık, Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Allah illallah, İki bölümden oluşan konserin ilk kısmında Hicaz makamından ilahileri seslendirilirken, ikinci bölümünde ise Uşak makamı ilahilerinden parçalar dinleyicilere sunuldu. Müftülük çalışanları koro ve solo olarak söyledikleri birbirinden güzel eserlerle geceye ayrı bir renk attı. Şef Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Tıraşçı yönetimindeki Türk Tasavvuf Musikisi Korosu Segah, Uşak, Hüseyin'i ve Hicaz makamlarında seslendirdikleri eserlerle Hazreti Peygamber sevgisini yüreklere taşıdılar. Efendim, Mardin ve Şırnak'taki operasyonlarda 12 terörist daha etkisiz hale getirildi. Kamu binalarını hedef alan teröristler Şırnak'ta diş hastanesini ateşe verdi. Şırnak'ta %65'i tamamlanan operasyonda çember daraldı. 4 koldan ilerleyen güvenlik güçleri teröristleri köşeye sıkıştırdı. Ağır silahlarla bombalanan mahallelerde 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Çatışmaların yoğun olarak sürdüğü mahallelerde büyük hasar var. Teröristler özellikle kamu binalarını hedef aldı. Yıktıkları duvarlardan güvenlik güçlerine ateş eden teröristler kaçarken de binalara ateşe verdi. Dicle mahallesindeki Az ve Diş Sağlığı Hastanesi onlardan biri. Teröristlerin karargah olarak kullandığı bina çatışmalar sırasında hasar gördü. PKK'ların ateşe verip kaçması sonucu içindeki malzemelerle birlikte kullanılmaz hale geldi. Mardin Nusaybin ilçesinde operasyon hız kesmedi. 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri Derik ilçesindeki Kadrican Caddesi üzerinde tuzaklı bomba buldu. 60 kilogram el yapım patlayıcı kontrollü olarak infilak ettirildi. İlaçlar, tıbbi cihazlar, yataklar. Nusaybin'de adım adım ilerleyen güvenlik güçleri teröristlerce revir olarak kullanılan bir iş yeri buldu. Sağlık ocağını aratmayan iş yerinde yok yoktu. Diyarbakır'daki teröristlerin hedefinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait bina vardı. Yenişehir ilçesindeki binaya el yapım patlayıcı atıldı. Binanın çatısı delindi, bir otomobil hasar gördü. Saldırıda ölen ya da yara alan olmadı. Bingöl'de arazi arama tarama faaliyetleri sırasında Orta Çanak Köyü bölgesinde iki sığınak keşfedildi. Sığınağa gizlenen 22 Kaleşnikov ve 30 el bombası ile telsizler, gece görüş cihazları ve çok sayıda mühimmat bulundu. Efendim bültenimize paramızın ve havamızın durumuyla devam ediyoruz. Noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV ana haber bülteninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bizimle kalın efendim.